İyi günler. Biz şu anda Terzalan Belediye'mizin camisindeyiz, cami bahçesindeyiz. Fatih hocamızla beraberiz. Fatih hocam, bu yaz okullar kapanıyor, yaz sezonda giriyoruz. Evet. Çocuklarımızla ilgili bir etkinliğiniz var mı? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu cuma saatinin, mübarek cuma gününün feyiz ve bereketi inşallah hepimizin üzerine olsun. Amin. Malumunuz bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alarak yaz tatiline girdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Güzel. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl okulların kapanmasıyla beraber yaz Kur'an kurslarını açar. Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda milyonlarca öğrencilerimiz camiye koşar. Bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığımızın teması haydi koş gel, camiler seninle güzel. Ve ne güzel bir slogan. Çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Bugün hutbede de konumuz zaten yaz Kur'an kurslarıydı. Hutbede de değindik. Çocuklarımız yazın camileri şenlendiriyor. Ve bu iki ay zaman zarfında bizler yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza dinimizi, Kur'an-ı Kerim eğitimini, itikat, ibadet, ahlak, siyer, Peygamber Efendimizin hayatını derslerini işliyoruz. Biz Kur'an kurslarını gerçekten çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz muhakkak bunların dışında birçok faaliyette bulunacak. Kimisi yüzme kursuna gidecek, kimisi voleybola gidecek, kimi futbola gidecek ama şu bir gerçek ki kesinlikle ve kesinlikle yaz Kur'an kurslarını ihmal etmemeli. Burada anne babalara çok büyük bir görev düşüyor. Yani bir anne baba çocuğundan sorumlu, ona dinini öğretmede, onu yönlendirmede muhakkak çok büyük sorumluluk var. Yavrularımız tabii ki de kurslara gidecek, yaz kurslarına gidecek, yüzme kurslarına gidecek. Fakat zamanlamayı iyi ayarlamak lazım. Bizim derslerimiz belli. Sabah saat 10'da başlarız, saat 1'de kursumuz biter. Günlük 3 derstir. Çeşitli etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz vardır. Sadece yani Kur'an kursu eğitiminde, Kur'an eğitiminde değil, çocuklarla çeşitli oyunlarımız vardır. Çocuklar güzel bir yaz tatili geçiriyor Kur'an kursu. En başta yüce dinimizin, yüce Allah'ın kelamını öğreniyor. İtikat, inanç esaslarını öğreniyor. Şimdi bazen hepimiz izliyoruz. Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun, mikrofonun sunuyla. Müslüman mısınız? Evet efendim diyor. Ben dün akşam izledim, çok üzüldüm. Belki 10 kişi ardı ardına sordu, abdestli bilmiyor. Öyle işler evet, acısı bir durum ki. Çok güzel, çok bazen güzel bir soruyor, çok güzel evet. Bir can alıcı noktalardan bir tanesi. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Fakat bakıyoruz ki öyle bir kesim var ki abdesti bilmiyor. Kelime-i şehadeti bilmiyor. Geçen de gene izledim. Defalarca biz bunları vaazlarda da söylüyoruz. Soruyor. Efendim kelime-i şehadet getirir misiniz? Nedir cevap diyor? Veremiyor. Yani bir heyecan kaplıyor. Bilse söyleyemiyor. Ya manasını da söyleyemiyor. Arapçasını söylese yarım yamalak ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama Kur'an kurslarımızda elhamdülillah biz çocuklarımıza, yavrularımıza dini öğretmeye çalışıyoruz. Ve sevdirerek öğretmeye çalışıyoruz. Tema da ne güzel. Haydi koş gel, camiler seninle güzel. Bu çocuklar bizim, bizim evet, evlatlarımız. Evet. Yarının geleceği, yarın umutları. Evet, aynen. Yani bir anne babana Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle ne diyor? Çocuğuna güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakmamıştır. Evet. Eğer bir çocuk dinini bilmezse, Allah'ı tanımazsa, dinini öğrenmezse, yarın o anne baba hayır beklemesin. Yani. Yani yaşlandığında bir baksın diye beklemesin. Bakıyorsun bir sürü insan var huzur evlerinde. Maalesef. Yani neden? Anne baba atılır mı? Bırakılır mı? Hiç kimsesi olmasa tamam. Fakat bizler dinimizi öğreteceğiz ki dini yaşayacağız. Evet. Ama ailelere çok büyük görev düşüyor. Çocukları yönlendirecek. Aynen, evladım muhakkak yaz geldi. Tatilini de yapacaksın. Sabahleyin kaldıracak. Kahvaltısını yapacak. Camiye gönderecek, öğrene kadar Allah'ın kitabını öğrenecek. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler de yarattım. Yaratılış gayesini öğrenecek. Biz bu dünyayı yemeye, içmeye, gezip eğlenmeye sadece evet, gelmedik. Allah'ı bilmeye, onu tanımaya,
onun istediği bir hayat yaşamaya ve sonsuz bir mükafatı kazanmak için geldik. Evet. Yani çocuklarımız bizim için çok değerli. Hepsini camilerimize bekliyoruz. Evlatlarımız güzel yetişsin. Güzel yetişsin. Bunlar bizim evlatlarımız diyorum. Evet. Hepsini de canı gönülden kendi evladımız gibi seviyoruz. Evet. Camilerimize 27 Haziran itibarıyla bütün yavrularımızı bekliyoruz. Evet. Rabbim bahlarını açık etsin. Sizlerden de Allah razı olsun. İnşallah sesimiz buradan da onlara ulaşacak. İnşallah. Bir de hocam şöyle bir şey, konumuzda yakından alakalı. Yani bir sporu öğrensin. Muhakkak. Dediğiniz, az önce dediğiniz, bahsettiğiniz denize gibi. Denize gitsin. Sporu öğrensin. Yüzme kursuna yazılsın. Öğrensin. Yüzme neden öğrensin? Peygamberimizin sünnetiydi yüzme. Yüzmenin vücuda, sağlığa, her şeye faydası. Onun yanında bir şey daha var. Hayatını, kendi hayatını kurtaracak. Tabii. Öyle mi? Tabii. Suya düştüğü zaman kıyıya çıkmayı. Peki dinimizde de dediğiniz gibi Allah'ın kelamını öğrendiği zaman ne olur? Öbür dünyada da karaya çıkmayı, İnşallah güzellik hem yeri. Bu dünyasını güzel bir şekilde yaşamayı, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamayı ve insanlara faydalı olmayı öğreniyor. Yani sadece Kur'an kurslarına, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek gözüyle bakmamak lazım. Biz evet. Burada Kur'an-ı Kerim nelerden bahseder? Ondan sonra itikat esasları, amentü esasları, imanın şartı, İslam'ın şartı, Allah'a iman. Bunları açık bir şekilde öğrencilerimiz yaşıyor. Sonra ibadetlerimiz, İslam'ın 5 şartı, namazımızı öğreniyoruz. Abdestten başlıyoruz. Geliyoruz uygulamalı bir şekilde. Evet. Şadırvanımız da yanımızda, yani, gözümüzün önünde ne yapıyoruz? Öğrencileri topluyoruz. Abdestten sonra. Uygulamalı bir şekilde yani, anlatıyoruz. Ne güzel. Namazı uygulamalı bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Sadakayı, güzel ahlakı, birbirimizle ilişkimizi, ailemizle ilişkimizi, çevre temizliği, her şey değinliyor. Zaten bu spor... Yani bir mektep, bir okul burası. Evet. Sporda öyle yani. Spor Tabii. gibi, ne bileyim, bir voleybolda, bir satrançta neleri öğreniyoruz? İleriki hamlelerimizi öğreniyoruz. Dini vecibeleri yerine getirirken de İslami dinin konumlandırılmış sınıfları ne oldu yerinde. Çocuklarımızı onların da herhalde tutup da bir üst seviyede bir şey değil. Ama dinin temel bilgileri olan bilmesi gereken, herkesin bilmesi gereken. Şu bir gerçek ki birçok öğrenci bu Kur'an kurslarında öğrendiği şeylerle hayat boyu devam ediyor. Hayat boyu. Evet. Yani ama bir de en önemli meselelerden bir tanesi, yani sadece bunu yaz Kur'an kurslarıyla sınırlı bırakmamak, okullar açılacağı zaman seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim okullarımızda bizde mevcut. Temel dini bilgiler, evet. Peygamber Efendimizin hayatı derslerini muhakkak seçmeli olarak çocuklarımızı yönlendirmeliyiz. Aynen. Ya biz Müslümanız elhamdülillah. Yani Müslüman olarak İslam fıtratı üzere dünyaya geldik ve inşallah Müslüman olarak canımızı teslim edebiliriz. İnşallah. Kelime-i şehade giderek tabii, yani tabii, böyle. Tabii. Yani şimdi en büyük mesele dedim ya, çocukları camiye çekmek, cami hissettirmek. Ben hep şunu söylerim. Kahvede olsun, sohbette olsun, çocuk önce hocayı sevecek. Yani bu Fatih Hoca olur, Ahmet Hoca olur, Mehmet Hoca olur, fark etmez. Çocuk hocayı aynen. severse aynen, camiyi aynen. seviyor, dinini seviyor. Aynen. Çocukları soğutmayacağız, çocukları seveceğiz, kucağımızı açacağız. Evet. Ve inşallah Teala onlara elimizden geldiğinin fazlasıyla birlikte dinimizi öğretmeye çalışacağız. Bundan sonra görev bizde. İnşallah hepsini camilerimize bekliyoruz. Size de teşekkür ediyorum. İnşallah Allah razı hocam, olsun. Gönlünüzde geçen sayıyı ulaşırsınız. Evet. Buna sizin gösterdiğiniz şey, yakınlık, samimiyetlik bunu gösteriyor. İnşallah önümüzdeki sene bu katlayarak devam edeceğine inanıyorum. İnşallah, inşallah. Biz de değerli arkadaşımız Ahmet Kamalı'ya bize böyle bir fırsatta bizi video çekerek bizi insanlarla karşı tarafa iletimi sağlayan değerli arkadaş Ahmet Kamalı'ydı. Bize buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah başka bir toplumsal bir yarayı dile getirmek, insanlara onları göstermek için tekrar bir daha inşallah sizin de bir sohbet fırsatı i̇nşallah, buluruz. İnşallah, bekliyoruz. Sizin bu güzel sohbetinize doyum teşekkür olmaz. Teşekkür ediyorum. Allah ama razı olsun. Ama bu kadarlık diyelim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.